Hepimiz etrafımızdaki kişilerle iyi, güzel, uzun süreli ilişkiler kurmak istiyoruz. Hatta bunun için etrafımızdakilere hediyeler alıyor, onlara iltifat ediyor ve ilişkimizin daha iyi gitmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Buna rağmen bir süre sonra etrafımızdaki kişilerle ilişkilerimiz bozulmaya başlıyor. Hatta bir daha birbirinin yüzüne bakmayacak şekle dönüşüyor. Peki nasıl oluyor da bizim ilişkilerimiz bu hale geliyor? Bununla alakalı Allah-u Teala'nın Kur'an'da bize verdiği bazı tavsiyeler var. Şimdi bunun üzerinde birazcık duralım. Sosyal ilişkileri düzenleme ile alakalı en fazla ayet barındıran surelerden bir tanesi Hucurat suresi. Bu surede Allah-u Teala ilk önce bizim ilişkilerimize dikkat etmemiz gereken husus olarak birbirimiz hakkında kötü düşünmemeyi emrediyor. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Zannın bir kısmı günahtır buyuruyor. İnsan başkası hakkında aklında kafasında kötü düşünce oluşmaya başladığında yapması gereken ilk şey ateşi oksijensiz bırakmak gibi o kötü düşünceyi kafada kalpte bitirip sonlandırmaktır. Şayet böyle yapmazsa kişi artık ilişkiyi bozan bir sonraki aşamaya geçer. Buna biz tecessüs diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala başkalarının eksiklerini, ayıplarını, kusurlarını araştırmamamızı emrediyor. Eğer bu hareket yapılıyorsa buna tecessüs olarak adlandırıyor. Yani bir insan başkası hakkında olumsuz düşünceyi kafasında gönlünde sona erdirmezse artık o kişinin hakkında olumsuz bilgi ve düşünceleri araştırmaya başlar. Halbuki Allah-u Teala başkalarına ait özel bilgilerin, özel meselelerin araştırılmamasını emreder. وَلَا تَمْشِي فِي الْاَرْضِ مَرِحًا Bilmediğin şeyin peşine düşme. Muhakkak kalp, göz, kulak bundan sorumludur buyurur. Fakat insan dayanamaz. Bir kere kötü düşünceye yelken açtı mı artık başkasının ayıplarını, günahlarını ortaya çıkarmaya çalışır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kim bir Müslüman kardeşinin ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde onun ayıplarını örter buyurmaktadır. Ve yine kim bir Müslüman kardeşinin ortaya çıkmasını istemediği, arzu etmediği bir ayıbını, bir problemini ortaya çıkarırsa Allah da o kişinin hiç kimsenin duymasını istemediği, gizli kapaklı kalmasını istediği günahını evinin içinde bile yapsa ortaya çıkarır buyurmaktadır. Dolayısıyla bir Müslümanın üzerine düşen vazife şahsi günahlarla alakalı bu bilgileri ortaya saçmamak, ortaya çıkarmamaktır. Fakat şayet devletle alakalıysa, kamu hukukuyla alakalıysa tabii bu durum biraz daha farklıdır. Ve bu ayetin devamında ilişkilerimizi bozan üçüncü husustan bahsediyor Allah-u Teala ve diyor ki gıybet yapmayın. Yani siz kötü düşünürseniz bu kötü düşünce sizin başkaları hakkında ayıp ve kusurları araştırmanızı yani tecessüse yol açar. Yani şunu yapmayın. Başkaları hakkında olumsuz düşünceye suizanla başlarsanız bu günah sizi başkalarının ayıplarını ortaya çıkarmaya, tecessüse doğru götürür. Artık siz başkalarının kusurlarını, ayıplarını ortaya çıkarmayı düşünürsünüz. Bunu gördüğünüz zaman artık bu sizin içinize sığmaz. Başkası hakkındaki olumsuzluğu diğer insanlara anlatmak istersiniz. O zaman da ortaya yeni bir günah çıkıyor. Sosyal ilişkilerimizi bozan yeni bir hareket ortaya çıkıyor ki bu da gıybettir. Peki nedir gıybet? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gıybet nedir biliyor musunuz diye soruyor ashabına. Onlar da Allah ve Resulü daha iyi bilir diye cevap verdiklerinde Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Gıybet konuştuğunuzda kardeşinizin hoşuna gitmeyecek olan şeylerdir buyuruyor. Sahabelerden birisi ya Resulallah peki ya o anlattığımız o kişide varsa o zaman ne olur deyince Peygamber Efendimiz anlattığınız şey onda varsa buna gıybet denir. Şayet onda yoksa bu defa iftira atmış olursunuz buyuruyor. Tabi gıybet tanımları bu şekilde yapılınca insan ağzını açmaya bile korkuyor. O zaman biz hiçbir şey konuşmayacak mıyız? Aslında gıybette asıl olan başkasını aşağılamak maksadıyla yapılan konuşmalar. Mesela bir dostunuz takım elbise aldı. Siz de onun olmadığı bir yerde başka bir arkadaşınızla ya Ahmet güzel bir takım elbise almış, bayağı yakışmış dediniz. Fakat o arkadaşınız aldığı takım elbisesini beğenmedi. Ve siz elbise çok yakışmış deyince hayır ya nereden çıkardın hiç de bana yakışmadı. Onu işte haftaya geri vereceğim dedi. Normalde siz burada arkadaşınızla Ahmet'e takım elbise yakışmış diye söylerken
yaptığınız şey kötü niyet içermiyordu. Bunda herhangi bir problem de yok. Fakat bu konuşmanız takım elbiseyi alan Ahmet'in hoşuna gitmedi. Bu gıybet midir? Hayır, değildir. Gıybette esas olan birisine kızarak onu aşağılamak maksadıyla, onu kötülemek maksadıyla yapılan konuşmalardır. Arkadaşınızın boyu kısadır. Onu aşağılamak için dersiniz ki onun fikirleri de ancak boyu kadar. Başka ne konuşabilir ki? Yani siz onun boyunu onu aşağılamak maksadıyla kullanıyorsunuz. Dolayısıyla bu hak katında gıybet olarak, yani büyük günahlardan sayılıyor. Thank you.